Merhaba, ben Ufuk. Kanalıma ve Kovan'a hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce ayrıcalıklı üye olup katıl butonuna basan ve kanalıma destek olan herkese teşekkür ediyorum. Birçoğumuz mitolojilere ve efsanelere ilgi duyarız. Daha doğrusu esrarengiz ve gizemli buluruz. Anlatacağım mitolojik varlık da tam olarak böyle bir karakter. Efsanevi ve gizemli aslında bir o kadar da anaç. Hekate, eski Yunan tanrıçası ve cadıların karanlık annesi. Yunan mitolojisinde pek çok teslise yani üçlemeye rastlanmaktadır. Ancak bunların çoğu bilinmemekle birlikte en ünlüsü Selene, Artemis ve Hekate üçlemesidir. Benzer özellikler taşıyan üç ay tanrıçasının birbirlerini tamamlamalarıyla oluşmuş bir inanç. Bu teslis yani üçleme inancı ortaya çıktıktan sonra Hekate ay tanrıçalarını temsil eden üç yüzlü şekilde tasvir edilmeye başlanmıştır. Hekate'nin isimlerinden biri Trimorphis yani üç vücutludur. Bu üçlemeyi şu şekilde sıralayabiliriz. Bakire, anne ve koca karı ya da doğum, yaşam ve ölüm. Artemis, bakire olan vahşi doğa, avcılık, okçuluk ve ay tanrıçasıdır. Apollo'nun ikiz kardeşi ve kardeşinden bir gün önce doğup Apollo'nun doğumu sırasında annesine yardım etmiştir. Annesinin çektiği acıyı gören Artemis evlenmemeye ve bakire kalmaya yemin etmiştir. Bu sayede üçlemede bakireyi temsil etmektedir. Selene anne olan ay tanrıçasıdır. Selene ve Artemis hep iç içe olmuş. Çoğu zaman Selene'nin yerini Artemis almış. Bazı yazarlar onu Artemis gibi tasvir etmiştir. Selene kendisine yardımcı olarak dünyadan kızlar seçer. Bu kızlar insanları dünyadaki kötülüklerden korumaya ve uzak tutmaya çalışırlardı. Ve başroldeki Hekate yani koca karı ay ve gece ile ilişkilendirilmiştir. Bilinen en bilge tanrıçalardan biridir. Korkuyla karışık bir saygı uyandırır. Kaynaklarda bu şekilde geçiyor. Size bir arkadaşımla yaptığımız ritüelden kısaca bahsetmek ve o ritüelde Hekate'den yardım istediğimizde hissettiğim duyguyu paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarımızla ruhani bir ritüel yapıyorduk ve ritüel esnasında zor bir durum yaşadık. Daha sonra kutsal bir varlığa seslenmemiz gerektiğini düşündük. Herkes kendini yakın hissettiği bir varlığa seslendi ve ben içimden bunun Hekate olması gerektiğini düşündüm bir şekilde, bilmiyorum. Sonra sessiz bir şekilde fısıltıyla ondan yardım isterken kızgın ama bir o kadar da anaç bir enerji hissettim. Gözümün önünde buzul mavisi bir enerji belirdi ve o zaman açıkçası Hekate ile ilgili yani çok detaylı bir bilgim yoktu. Sadece ismini biliyordum ve cadılıkla bağlantılı olduğunu biliyordum. Hekate'nin kaynaklarda karanlık ama bir o kadar da sevgi dolu olduğu yazılır. Ve ben bunu sonradan keşfettim. Ve şaşırdım da. O yüzden Hekate'nin yeri bende ayrı. Çünkü enerjisini hissedebilme şansına erişen şanslı insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Ay 3 evreden geçmektedir ve bu tanrıçalarda ayın dönüşümünün evrelerini temsil eder. Bu evreler tanrıça Bakire, Artemis, anne Selene ve koca karı Hekate'dir. Bakire kız önce anne olur, sonra yaşlanıp bilge koca karıya dönüşür. Yılın sonlarına doğru koca karı Hekate tekrar Bakire'ye dönüşerek bu döngüyü yeniden başlatır ve böylece bu döngünün devamı sağlanır. Bu döngüde olduğu gibi ay da döngüye hilal olarak başlar ve büyüyerek dolunay halini almaktadır. Sonra ise küçülerek karanlık aya dönüşmektedir. Bu döngülerin benzerliği nedeniyle her bir ay evresi bu tanrıçaları sembolize etmektedir. Bu döngüyü temsil eden bir pagan sembolü bulunuyor. Üçlü ay sembolü Artemis, Selene ve Hekate inancını ve ayın evrelerini temsil etmektedir. Üçlü ay tanrıçalar ve ayın enerjisini özümsemek için kullanılır. Cadılar ve Wiccanlar için ay evreleri enerji dönüşümleri açısından çok önemlidir. Ay dişil enerji ve tanrıça ile sembolize edilmektedir. Bu yüzden cadı kültünde ay ile tanrıçaların çok defa özdeşleştirildiğini görmekteyiz. Hatta bununla ilgili Müslümanlık ve Wicca adlı videomda kısaca bilgiler de verdim.
Bu üçlemedeki tanrıçalar paganizmde önemli ve sevilen tanrıçalardır. Eskiden tanrıçanın üç yüzü de onurlandırılmaktaydı. Ancak bugün genelde sadece yaşlı bilge kadın olan Hekate hali göz önüne alınıyor. Aynı zamanda birçoğunuzun Teen Wolf dizisinden tanıdığı üçlü sarmal, hatta bende dövmesi de var. İlk yaptırdığım dövmelerden biriydi. Ve Hekate çarkı da Hekate ile özdeşleştirilir. Belki birçoğunuz bilmiyor ama Türkiye'de Hekate'ye adanan bir tapınak bile mevcut. Muğla'nın Yatağan ilçesinde Lagina Hekate antik kenti mevcuttur. Karya devrine ait tarihi ve turistik öneme sahip bir antik kent. Lagina ya da Lagina diye okunuyor, hiç bilmiyorum. Hekate kutsal alanı antik şehrin kült yeri, yani bölgenin dini merkeziymiş. Karyalıların önemli bir kült merkezi olan antik yer, eski Tunç Çağı'ndan önce, ki bu M.Ö. 3000 tarihine dayanıyor, günümüze kadar gelebilmiş bir yerleşim. Burası Tanrıça Hekate adına inşa edilen tek yapı olduğu gibi Anadolu'da Korint düzeninde inşa edilen ikinci tapınak olmasıyla arkeolojik olarak da büyük bir önem taşıyor. Bu da aslında bize köklerimizle ve atalarımızla ilgili pek çok ipucu veriyor. Her ne kadar birçoğumuz hala Arap kültüründen geldiğimizi iddia etse de. Köpekler Hekate ile çok yakından ilişkili hayvanlardır. Hekate sanat ve edebiyatta ya etrafında bir köpekle ya da köpek başlı olarak tasvir edilir. Ki genelde üç başlı köpektir. Diğer bir efsaneye göre ise Tanrıçanın yaklaştığı sırada havlama sesleri duyulup köpeklerin uluduğu rivayetleri arasındadır. Büyük konulu papirüslerde Hekate'den dişi köpek diye bahsedilmiştir. Hekate'nin kutsal hayvanı olan köpekler Trakya, Atina, Semadrek gibi kült merkezlerinde Hekate'ye kurban edilirmiş. Yunan tarihinde İzmir'in Menderes ilçesindeki Kolopon antik kentinde Hekate'ye kara yavru köpek kurban edildiği söylenir. Zaten Orta Çağ'da da siyah köpeğin şeytanın yardımcısı olduğu söylemi buradan geliyor. Aslında ne kadar her şey birbiriyle bağlantılı değil mi? Hekate'nin sıfatlarından biri de Soteira, yani kurtarıcıdır. Efsaneye göre Hekate, şimdiki bu hikaye çok heyecan verici, iyi dinleyin. Byzantion'un, yani şimdiki adıyla İstanbul'un Makedonyalılar tarafından işgal edilmesine engel olmuş. Milattan önce 340-339 yılları arasında Makedon kralı 2. Philip Byzantion'u, Byzantion diye okunuyor sanırım, kuşatıyor. Makedon askerleri kente sezdirmeden sızabilmek için tüneller kazarlar. Fakat Hekate havlayan köpekler eşliğinde çıka gelip Byzantion şehrinin sakinlerini uyandırır. Meşaleleriyle şehrin karanlıkta kalan yerlerini aydınlatarak düşmanların yerini onlara gösterir. Nihayet kuşatma altındaki kent tehlikeyi savuşturunca bu güzel olayı anmak ve kutlamak için Byzantion şehrinde Tanrıça Hekate onuruna Bosporeia neden ve meşale yarışlarının yapıldığı gençlik şenlikleri düzenlemeye başlar. Ayrıca şehrin Hekate'ye duyduğu minnetin bir nişanesi olarak Boğaz'daki bir tepeye de anıt heykeli dikilir. Hekate'den bahsettik ama Hekate'nin cadılık yolundaki öneminden pek bahsetmedik. Wicca paganizm kültüründe Hekate oldukça popüler bir tanrıça. Hekate ile ilgili yapılan ritüeller genelde yeni aydan bir gün önce karanlık ay evresinde yapılır. Bu ritüellerin amacı öteki dünyaya adım atmak, portal açmak veya negatif enerjileri uzaklaştırıp yeni ay dönemine girerken hayatımıza pozitif enerjiyi ve anaçlı sevgiyi çekmek. Ve şöyle bir şey var ki doğum anında da Hekate'den yardım istenen ve doğumu kolaylaştıran sözler olduğunu da araştırmalarım sırasında öğrendim. Videoyu bitirmeden önce zararsız olduğunu düşündüğüm ufak bir ritüeli sizinle paylaşmak istiyorum. Ama unutmayın, Hekate efsanelerde anlatıldığı gibi karanlık ve anaç bir tanrıça. Bu ritüeli doğaüstü bir deneyim yaşamak yerine tanrıça Hekate'yi gururlandırmak ve onurlandırmak için onun güzel enerjisine ortak olmak için yapmanız sizin adınıza daha iyi olacaktır. Ve en önemlisi yaptığınız şeye saygı duymanız, içinizden gelerek yapmanız gerekiyor. Yeni ay doğmadan bir gün önce karanlık ayda bunu yapmanız gerekir. Çünkü Hekate'nin enerjisinin bu zamanda daha yoğun olduğu söylenir. Toprak bir alana geçin. Eğer toprak alan yoksa sessiz ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortam hazırlayın. Kırmızı bir mumun üzerine üçlü ay sembolünü çizin ve mumu yakın. Daha sonra Hekate'ye anaç sevgisi için teşekkürlerinizi ve
enerjisine ortak olmak istediğinizi sesli bir şekilde söyleyin. Bir dileğiniz varsa kağıda yazıp mumun alevinde yakabilir ve yanan kağıdın küllerini toprağa gömebilirsiniz. Fakat ritüelden sonraki en önemli basamak adak adamaktır. Yoksa yaptığınızın hiçbir anlamı kalmaz, hatta borçlu kalırsınız. Ve evren sizden bu borcu bir şekilde alır, unutmayın. Adağınızı köpekleri besleyerek, mama vererek yapabilirsiniz. Ki bu çok kolay, herkes yapabilir. Eminim ilk başta adak deyince aklınıza kurban etmek geldi. Ama mağarada yaşamıyoruz arkadaşlar. Güzel enerjilerle hareket ediyoruz artık. Umarım video sizin için eğlenceli ve öğretici olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve isterseniz katıl butonuna basıp ayrıcalıklı üye olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bay bay.